Dediler ikinci kavuşta binbaşı seni çağırdı. Neyse adam kapıyı çaldım, girdim içeri, gir içeriye, girdim içeriye. Baktım ki binbaşı orada. Elinde bir bıçak, ondan sonra bir elinde de artık ısmak mıydı, nedir, yontuyor değil. Ondan başka kimse yok. Bu beni çağıran buysa, o elinde bıçaksa, vallahi bu beni vuracak herhalde. Yani dün gün dayak yemiştim ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne yapayım, ne yapayım? Ulan gel, lençavuz deyince, ulan korkan, bir küç adım attım, gittim, bir esaslar tuttum. Gitmedim yanına, kalbim bana kaç uzun uzun. Ulan gelsene seni çağırdım dedim, komutanım kızı bak kurban, hayırla geliyorum. Ulan 200 adım daha attım, te durdum, gel dedim bana te geleniyorum. Dedi, ayaklarım ağırıyor falan. Dedim, sen yerimde duruyorum. Ulan koştu, demek ki beni sevecek. O 58. tümende duruyordu, duymuş böyle bir hadise. Bu kimdir, gelip beni sevmek için geliyor. Ama ben ne bileyim, dayak yemişim dedim, ya korkuyorum bir şeyden. Ulan koştu geldi, beni sevecek ama bıçak elindeydi. Herhalde dedim bıçağı bana vuruyor. Ben de yana çekildim. Valla yana çekilince bu kadar malamını o da yere tuttu. Düzensiz kalınca hani ben karşımda durmadım çekildim. O da yere düşünce dedim eyvah komutanım yere tuttu. Vallahi dedim askerlerim de yansa ben de kaçacağım. Valla ben de kaçtım. Ulan Mülayim Çavuş, Mülayim Çavuş diye. Mülayim Çavuş kaldı, kendimi kurtarayım. Valla bir nefesle kendimi ta Nizamiye kapısına geldim. Ben 20 yaşında, o 65 yaşında. Bana uğraşırım. Valla geldim Nizamiye kapısına. Bir Urfalı bir çavuş var diye. Dedi, Mülayim Çavuş ne var? Dedim, kurban olayım, hayran olayım benim. Birisi beni vuracak, öldürecek. Bir yer. Dedi, ama Bodrum'dan aşağıya in bakayım. Bodrum'dan aşağıya indim. Ya Rabbi, önüne kadar orada kaldım. Elbisem olmuş su gibi. Yüreğim pıt pıt atıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Neyse öyle oldu. Dedi çık, Mülayim Çavuş. Valla biz de çıktık. Yukarıya korkar da baktım, kimse yok. Geldim, bölümüme. Karavana geldi, öğle yemeği. Öyle oturduk. Yemek yerken karşımda şey vardı. Erzurumlu Hüseyin isminde bir kardeşimiz vardı. O da takımın başında. Biz takımın başında böyle durmuşuz tabii. Onlar da karşımda böyle. Neyse yemek yerken o görüyor arkamı. Hüseyin ismindeki o çavuş dedi, Mülayim Çavuş. Arkanda birisi binbaşı geliyor, sana bakıyor. Dedi, şaka ediyorum dedim. Ona ben bir köşe karşımda dedi, vallahi billahi arkanda binbaşı sana bakıyor. Eyvah. Vallahi billahi deyince dedim, bana doğrudan rahmet. Ben de arkama baktım, ula baktım Azrail gibi durmuş arkamda. La havle ve la kuvvete illa billah. Yaklaştı bana dedi, Mülayim Çavuş yemek yiyin. Yemek buraya gitmiyor ki. Dedim tok olmuşum komutanım. Tek korkudan yiyebilir mi? Yemez insan hakkı. O gün ne kadar dedi iyi dedim tok olmuşum komutanım. Tok olmuşsan kalk dedi. Valla dedim arkada benim sorum geliyor hemen. Valla tuttu konumda. Bu sefer kurtuluş yok. Kurtuluş yok. Tutuyor elimle beraber yürüdük. Yürüdük geldik kavuşa. İçeriye girince kavuşu da içeriden sürgüleyince eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü hadi benim torun geliyor valla böyle durakladım ondan sonra baktım binbaşı ağladı binbaşı niye ağlasın ağladı ondan sonra geçti o tarafa gözlerini sürdü ondan sonra böyle bana baktı dedi Mülayim Çavuş müsaade et ben gelirim senin ayaklarını öpeceğim vallahi dedim herhalde bu ayarlıyor kendisini herhalde bir elin ayarlıyor öpecek hali yok ama hakikaten bu ayarlıyor gelip bıçağı vuracak kendi kendine o bir daha söyledi dedi vallahi gelip ayaklarını öpeceğim dedim vallahi ayak öpmek zaten günahtır komutanım olmaz mı kurban hayran lan o dedi vallahi billahi gelip öpeceğim dedim vallahi bu doğrudan söylüyor Allah. Vallahi hakkım gelme ağabeyim. Dedim dur komutanım kurban hayranlarım. Ne var dedim ya ben hafızı Kur'an'ım. Hocayım inşallah günah olmaz. Hiç olmazsa ayaklarımın bedenine iki tane elim var hayran kurban. İki elimi öp. Ayağımı ayaklarımı öp. Olur mu?
Valla hakikaten binbaşı iki elimi öptü. Ben de onun her iki elini öptüm. Ondan sonra boynuma sarıldı. Ama nasıl beni yoksuyor, öpüyor, seviyor. Ben korkuyorum hakikaten. Netice oldu ya. Ondan sonra böyle durakladı, böyle boynum beni sıvazlıyor falan. Dedim buna çalış, düne gir. Taksinin içinden geçen komutanı tanıdınız mı? Dedim o. O tayaklar ben demişim sana gösteren her tarafım olmuş şey gibi ya. Tayaktan ha. Dedi bu şehirde 1958'de iki tane taksi, ikisi de aynı renk. Aynı marka, Şevli. İkisi de Chevrolet. Biri 58. Tümen komutanın arabası. Biri de Usta Bediüzzaman adamın. Dün gün taksinin içinden geçen dünyanın komutanı Bediüzzaman sayılır. O da böyle. Dün gün taksinin içinden geçen dünyanın komutanı Bediüzzaman sayılır. Allah bizi böyle bir azametin altında ustadımızla beraber bizleri haşretsin inşallah. Günahlarımızı affı mağfiret etsin. Allah rızası için. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefi için. Bütün enbiyaların ruhu için. Bütün ashabların, evliyaların, ulemaların, meşayihların, bilhassa ustadımız dedi o zaman sayın hocam. Hazır cemaatinde bütün ölmüşlerimizin ruhlarına, ölmüşlerimizin ruhlarına o bir de böyle okuyan talebelerin de onların da yüksek böyle makamlara gelmeleri için Allah rızası için El-Fatiha'ma sallallahu aleyhi ve sellem.